أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم آمين بغنك درسمس Kevser suresinin tefsiri olacak inşallah. Bir önceki dersimizde Ma'un suresini ve Kureyş surelerini okumuştuk. Bu dersimizde de inşallah Kevser suresinin tefsiriyle devam edeceğiz. Kevser suresi ismini ilk ayette bulunan Kevser kelimesinden almıştır. İlk ayette Allah Azza ve Celle Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a hitaben ne buyuruyor? İnna şüphesiz biz اَعْطَيْنَاكَ Sana verdik. الْكَوْثَرَ Kevser'i verdik. Kevser'le ilgili tefsire birazdan zaten geleceğiz. İşte bu sure ismini buradan almıştır. Mekke döneminden inen surelerdendir. Üç ayetten oluşmaktadır. Kevser kelimesi burada el-khayrul-kethir diye tefsir edilmiş. Yani birçok hayırlı şey Birazdan hadisi şerif var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor zaten. Kevser'den murat cennette bulunan bir nehir. Peki o nehre niye Kevser denilmiş? Çünkü içerisinde hayırlı birçok şey bulunduğundan dolayı o nehre Kevser denilmiş. Allah Azze ve Celle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben buyuruyor ki İnne a'taynake yani nahnu biz a'taynake sana verdik ey Habibim sana ne verdik? El hayrel el Birçok hayır verdik. Ed daime fi dunya vel ahire. Hem dünyada hem ahirette devamlı olacak birçok hayırlı şey verdik. Onlardan bir tanesi de nedir? Cennette Allah azze ve celle'nin efendimize ve ümmetine bahşedeceği Kevser Nehri'dir. Ve min hadzal hayri bu hayırdandır. Ne? Nehrul Kevseri. Kevser Nehri. Ve huve kema fi sahih. Nasıl ki bu Kevser Nehri ile ilgili sahih olan hadiste sabit olmuş ki Efendimiz ve vesselam buyuruyor ki bu Kevser Nehri nehrun fil cenneti. Cennette olan bir nehirdir. Hafetahu min zahabin kenarlarında altınlar vardır. Altındandır kenarları. Ve <laughs> mecrahu o nehrin suyunun akmış olduğu yer ne üzerinedir? Ala durri vel yakuti inci ve yakut değerli taşlar üzerinedir. Turbetuhu <laughs> toprağı ise atyabu minel miski miskten güzel kokudan daha güzeldir. Ve <laughs> ma'uhu suyu ahla minel aseli baldan daha tatlıdır. Ve ebyadu minel felci kardan daha beyazdır. Men şeribe minhu şurbeten o nehrin suyundan bir yudum içen lem yazma ba'daha ebeden ebedi bir şekilde artık, artık susamaz buyuruyor efendimiz. Yine Hazreti Enes radıyallahu teala anhu naklediyor bizlere buyuruyor ki Beyne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zat yevmin beyne azhurina Efendimiz Aleyhissalatu vesselam günlerden bir gün Bizim yanımızdayken iz eten aniden efendimize bir uyku hali hasıl oldu. Aniden uyku bastırdı. Summa rafa ra'sehu uyukladıktan sonra bir an kafasını kaldırdı. Mubtasimen tebessüm eder bir şekilde fakulna biz de dedik ki ma adhaka ya rasulullah? Seni güldüren şey nedir ey Allah'ın resulü? Kale Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Unzilet aleyye anifen suretun. Şimdi bana bir sure indirildi ve bu Kevser suresini okumaya başladı. Fekara'a Bismillahirrahmanirrahim dedi. İnna a'tayna kel kevser ila ahiri sure. Surenin sonuna kadar okudu. Daha sonra etrafında bulunan ashab-ı kirama şöyle buyurdu Efendimiz. Etedrûne mel kevseru. Kevser'in ne olduğunu bilir misiniz? Kulna biz de dedik ki Hazreti Enes radıyallahu teala anhu buyuruyor. Biz de dedik ki Allahu ve Resuluhu a'lem. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam dedi ki fe innehu nehrun o Kevser bir nehirdir. Ve adanihi Rabbi Rabbimin bana söz vermiş olduğu bir nehirdir. Fihi hayrun kesirun. Onda birçok hayırlı şey vardır. Huwa havdun bir havuzdur. Teridu aleyhi ümmeti yevmel kıyameti. Kıyamet günü ümmetimin geleceği orada toplanacağı bir havuzdur. Tabi havuz denilince aklımıza böyle hani küçük havuzlar gelmesin. Yani belki nehir diye isimlendiriliyor ama denizden belki büyük olacak. Neden? Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vasıflarken o nehri devamında buyuruyor ki aniyetuhu o nehrin etrafında bulunan o bardaklar, o kapları adedun nucumi yıldızlar kadar olacak. Yıldızlar kadar olacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün ümmetinin toplanmış olacağı bir nehir. Devamında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki el الْعَبْدُ Kul ne yapılacak? Yani yuntaza'u çekip alınacak minhum o ümmetten. Ümmet ilk başta o nehir etrafında toplanacak. Aniden gelip o nehrin etrafında bulunan bazı kimseleri çekip alacaklar. Yani o nehirden faydalanmaması için faydalanmasın diye onu alacaklar. akulu efendimiz diyor ki ben de derim ki innehu min ummeti. O benim ümmetimdendir. Onu alıp nereye götürüyorsunuz? Feyukalu denilecek ki inneke la tedrima ahdese Badeke Senden sonra bu kişinin ne yaptığını sen bilmiyorsun. Yani o kadar kötü şeyler yaptı ki Burada bu senin ümmetinle beraber, seninle beraber toplanmayı hak etmiyor diye alınıp çekilecek. Rabbim cümlemizi muhafaza etsin. Amin. Kale Ebu Hayyan, Ebu Hayyan rahimehullah diyor ki ve zikra fil Kevser ile ilgili Kevser kelimesiyle ilgili burada e, tam anlamıyla ne kastedildiği ile ilgili 26 kavlen 26 görüş beyan edilmiş. Ama was sahihu sahih olan görüş bu hususta nedir? Huve ma fesserahu Rasulullah sallallahu aleyhi sellem. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın sahih olan hadiste bizatihi kendisinin tefsir etmiş olduğu görüştür. O da nedir? Cennette bir nehir olmasıdır. Fekale <laughs> Efendimiz aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifinde demişti ya. Huve nehrun fil cenneti turbetuhu atyabu minel miski ila ahiril hadis. Hadisin sonuna kadar zaten az önce okuduk. İbn Abbas radıyallahu taala anhumanın bir görüşü var. O da ne buyuruyor? El kevseru el hayrul kesiru. Kevser nedir? Birçok hayır barındıran şeydir. Bu cennetteki bir nehir de olabilir başka onun dışında dünyada ve ahirette Allah Azze ve Celle'nin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bahşetmiş olduğu o hayırlı şeyler, nimetler de olabilir. Nehir de sadece onun bir parçası. Bundan dolayı ikinci ayette Allah Azze ve Celle biz madem sana Kevser'i bahşettik, Kevser'i verdik o halde fasallili rabbike sen de Rabbin için ne yap? Namaz kıl. her ve Rabbin için aynı şekilde kurban kes. Ey yani ne demek istiyor? Fasalli li rabbikellezi öyle Rabbine namaz kıl ki efada aleyke ma efada minel hayri. Yani maddi manevi sana ihsan ettiği, verdiği hayırlı şeylerden dolayı Allah Azza ve celle'ye e, namaz kıl ve o namazını da halisen li vecihi'l kerim. Sırf onun rızası için, ona ortak koşmadan sırf onun için kıl. Wan haril ibile deve ve kurban e, olarak kesilebilen hayvanlardan kes. O özellikle deveyi zikrediyor de burada müfessirler niye hiye khiyaru emwalil arabi Arapların mallarının en seçkini olduğundan dolayı başta onunla beraber ve geriye kalanlardan da ne yap kurban kes neden şükran <laughs> lehu ona bir teşekkür mahiyetinde Ala ma evlake rabbuke Rabbinin sana yapmış olduğu iyiliğe karşılık bir teşekkür olarak ne yap? Kurbanını kes. Teshil kitabının sahibi bu e, surenin sebebi nüzulü ile ilgili şöyle bir rivayet getiriyor. Diyor ki: "Kanel müşrikûne yusallûne mukâen ve tasdîyeten." Müşrikler Allah azze ve celle'ye ortak koşanlar, putlara tapanlar, ateşe tapanlar ne yapıyorlardı? Yusallune mukaen, ıslık çalarak namaz kılmaya çalışıyorlardı. Yani ibadet ediyorlardı. Ve bir de alkış çalarak. Onların ibadeti, namazı ıslık çalarak ve alkış çalarak. Ve yenharune lil asnami, onlar da kurban kesiyordu. Ama kimin için kesiyorlar idi? Allah Azze ve Celle için değil o putları da putları için kesiyorlar idi. İşte fakal Allahu sallallahu aleyhi ve sellem Allah azza ve celle peygamberine buyurdu ki ikinci ayette salli rabbike Sadece ve sadece Rabbin için namaz kıl. Başka bir kimse için değil. O müşriklerin putlara namaz kıldığı gibi değil. Allah Celle Celaluhu'ya ortak koştuğu gibi değil veya münafıkların riya eder bir şekilde gösteriş için namaz kıldığı gibi değil. Sırf Allah rızası için. Halisen li vecihi il kerim. Venhar li vecihi la li Ve kurbanını da kestiğinde sadece ve sadece onun rızası için, onun için kes. Fe zalike. İşte bu ikinci ayet ne olmuş oluyor? Bu emir emren bit tevhidi. Allah azze ve celle efendimize aslında tevhid inancını emrediyor. Bütün ibadetlerinde ne yaparsan yap tek olan Allah azze ve celle için yap. Yani eğer ibadet de edersen o ibadetlerin içerisinde namaz da olsun, kurban kesmek olsun, oruç olsun ne olursa olsun bütün her şeyin tek olan Allah azze ve celle'ye olsun. Yani kulluk noktasında sadece ona kulluk et. Başka neye emir var burada? Vel ihlas bir de ihlas var. Yani tek olan Allah'a iman etmek, O'na ibadet etmek, bir de kul e, ibadetlerde de sadece O'nun için yapmak. İhlas o demekti. Üçüncü ayette de Allah Azze ve Celle buyuruyor ki اِنَّ ekenhu هُوَ الْاَبْتَرُ Şüphesiz seni kızdıran bütün hayırlardan kesilmiştir. Bütün hayırlar O'nun için kapatılmıştır, kesilmiştir. Ey! Yani inne mubghizake şüphesiz seni kızdıran ey habibim huvel munkati'u ebter ne demek? El munkati demek. Kesiktir, kesilmiştir. An kulli hayrin bütün hayırlardan. Ne kadar hayır varsa, iyi şeyler, güzellikler hem bu dünyada hem ahirette varsa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben buyuruyor ki Allah Azze ve Celle ne kadar güzel hayırlı şeyler varsa seni kızdıran işte o hayırlı şeylerden kesilmiştir. Mahrum bırakılmıştır. Müfessirler bu ayetin sebebi nüzulü ile ilgili şunu söylemişlerdir. Demişlerdir ki Lemma el Kasim İbnü'n Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Aişe ve mübarek evladı Hazreti Kasım vefat ettiği vakit o müşriklerin en azgın olanlarından El As bin Wa'il diyor ki da'uhu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kast ederek bırakın onu. Artık ona karışmayın. Yani bir nevi ondan artık bir şey olmaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evlatları hani süre, e, peş peşe vefat ediyordular. Fe innehu diyor o As bin Wa'il fe innehu raculun ebteru Efendimiz'i kast ederek diyor ki onun nesli kesiktir artık la akibe lehu. Yani onun artık bir nesli yoktur. Fe iza heleke efendimizi kastederek eğer bu kişi ölürse inkata ruhu artık adı anılmayacak. Zikri kesilecek. Yani artık onun adını almayacak. Yani adın anılmasını neye bağlıyor? Neslin devam etmesine. Evet, ona bağlıyor. Yani zannediyor ki efendimizin nesli kesilirse eğer nesli devam etmezse o öldükten sonra vefat ettikten sonra artık onun adı anılmayacak. O şekilde yani artık bu davasında başarılı olmaz. Ancak onun davası e, hayatta bulunduğu e, süre zarfında geçerli olacak. Vefat ettikten sonra artık onun adı da anılmayacak. Davası da ne olmuş olacak? Bitecek. İşte bunun üzerine fe enzelallahu teala hadihi sure. Allah azze ve celle bu sureyi inzal etti. Ve haber teala ve rabbul alemin haber verdi enne hazel kafire bu kafir huvel ebter asıl soyu kesilecek olan asıl zikri adı anılmayacak olan işte bu el as bin vaildir. Ve in evlâdun, her ne kadar onun evlatları onun çocukları onun neslini devam ettirecek olanlar olsa da onun öldükten sonra onun adı anılmayacak. Li'ennehu çünkü bu kişi mebturun min rahmetillah. Allah azza ve celle'nin rahmeti kesilmiş. Allah azza ve celle'nin rahmetinden kesilmiştir. Ey maktuun anha. Ve li'ennehu bize la yuzkaru illa zukira bil O öldükten sonra adı anılacak ama ne ile anılacak? lanetle anılacak. insanlar ona lanet edecek. Ama bir hilafin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aleyhi salatu selamın onun e, durumu onun gibi olmayacak. Neden? Fe inne Çünkü Efendimizin adı, o adının anılması halidun ila ahiri dehri. Ta kıyamete dek. Yani bu dünya var olduğu sürece merfu'un alel maazni vel menabiri minarelerden ve minberlerden onun adı ne yapılacak anılacak makrunun bi zikrillah teala ve Allah azza ve celalinin adıyla beraber anılacak eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü en Muhammedur resulullah değil mi la ilaha illallah Muhammedur resulullah diyoruz öyle değil mi evet, hocam. yani Allah azza ve celalinin adı nerede zikrediliyor ise efendimiz Aişe ve selamın adı da onunla beraber anılıyor. Onunla beraber zikrediliyor ve bu durum dünya var olduğu sürece kıyamete kadar bu şekilde anılacak, devam edecek. Böylelikle Kevser Suresi'nin de tefsirinin sonuna gelmiş olduk. Kevser Suresi'nden sonra Kafirun Suresi geliyor. Kafirun Suresi ismini ilk ayette bulunan Allah Azze ve Celle Efendimiz'e hitaben onlara bildirmesini istediği birkaç husus var kullukla ilgili. Oradaki el kafirun kafirin çoğuludur. Yani kafir inkar eden demek. Kafir inkar deme eden demek iman etmeyen yani. Kafirun ise onun çoğuludur. Kafirler, iman etmeyenler, inkarcılar anlamında. işte ismini oradan almıştır. Mekke döneminde inen surelerdendir. 6 ayetten oluşmaktadır. Bu sure aslında tevhid suresidir. Tek olan Allah Azze ve Celle'ye kulluk edilmesi gerektiğini ve ona ortak koşulmaması gerektiğini bildiren bir suredir ve Allah Celle Celaluhu bu sureden efendimizden onların o şirkinden beri olmasını talep ediyor. Yani ben sizin gibi Allah Celle Celaluhu'ya ortak koşmayacağım. Benim inandığım, kulluk ettiğim Allah Celle Celaluhu bir ve tektir. İşte Allah Celle Celaluhu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan oradaki müşriklere yani ibadetlerinde ortak koşanlara bunu söylemeyi istiyor, emrediyor. Bunun sebebi nüzulüyle ilgili de Müfessirler şöyle bir şey söylüyor. Fakat da'al müşrikune Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilel muhadeneti. Müşrikler Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı anlaşmaya, ateşkese çağırıyor. Onun öncesinde de Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın davasından vazgeçirmek için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Yani bütün tekliflerle Efendimiz'e gidiyorlar. Senin davan eğer dünyalık bir şey ise belirli bir makam mevkiye gelmek istiyor isen biz sana bunu sağlayalım. Yok eğer zengin olmak istiyorsan sana mal, mülk, para, pul her şeyi toplayalım. Yok eğer derdin kadınlar ise sana istediğin kadar istediğin şekilde kadınlar getirelim. Ne dedilerse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabii ki elbette kabul etmiyor. En son Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelip artık bir anlaşma yapmak istiyorlar diyorlar ki ve talabu minhu efendimiz aleyhissalatu vesselam'dan talep ediyorlar onlardan ondan istiyorlar en ya'budu alihetahum seneten efendimizin onların ilahlarına kendi elleriyle yapmış olduğu o putlara efendimizin bir sene tapmasını istiyorlar kulluğunu ibadetini onlara yapmasını istiyorlar ve aynı şekilde ve ya'budu seneten onlar da diyor ki biz de senin ilahına senin tanrına bir sene boyunca ne yapalım? Kulluk edelim. Yani gel bu şekilde anlaşalım. Bir sene biz senin ilahına e, ibadet edelim. Bir sene de sen bizim ilahımıza ibadet et. Fenezeleti suretu ve bu sure indi. Bu surede takta o atma al kafirine o bu taleple gelen kafirlerin inkarcıların isteklerini bir kere de kesecek nitelikte bu sure indi. وتفصل النزاع بين الفريقين اهل ايمان الى اوبوت أَرَسِنِ o arasındaki o tartışmayı bir kere de bitirecek ve teruddü alel kafirine tilkel fikrete sakhifete fil hali vel istikbal hem şimdi böyle bir şeyin gerçekleşemeyeceğini böyle değersiz bir fikri hemen reddeder nitelikte ne şimdi böyle bir talebin gerçekleşebileceğini ne de gelecekte böyle bir talebin böyle bir şeyin olabileceğini reddeder nitelikte bu sure ne olmuş oldu inmiş oldu işte Rabbimiz Zülcelal Hazretleri ilk ayette, birinci ayette ne buyuruyor? Kul de ki ey Habibim kime de liha ula il kuffar. Bu inkarcılara, bu kafirlere, ellezine yed'uneke ila ibadetil evsani vel ahcar, bu putlara ve taşlara kulluk etmeye seni çağıran bu kuffara, bu inkar ehline de ki, yani ya eyyuhel kafirunun tefsiri aslında bu. Ey kafirler ne demek? Az önce ifade edildiği şekliyle. ikinci ayette ne de? O demenin cevabı, kalenin mekulu geliyor. ikinci ayette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan istiyor ki şöyle demesini istiyor. La a'budu, la a'budu ma ta'budun. Sizin ibadet etmiş olduğunuz şeylere ben ibadet etmeyeceğim. Yani, la abudu bu, al bu, vel bu, 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 Sizin kulluk etmiş olduğunuz, bu, etmiş olduğunuz, taptığınız bu, putlara ben tapmayacağım. Fe ene beriyun min Ben sizin ilahlarınızdan beriyim. Yani masumum. Benim onlarla hiçbir ilgim yoktur. Ve ma'budatikum. Elleti la tudur ve la tenfa'u. Hiçbir zarar veremeyen, hiçbir fayda vermeyen bu taşlar, bu putlardan ben beriyim. Ve la tuhni an Ve kendisine tapan, kendisine kulluk edende edene de hiçbir fayda sağlamayan hiçbir şey yapmayan bu taşlardan ben beriyim. Az önce ifade ettiğimiz başta da sureyi okumadan önce de ifade edildiği gibi o manaya yakın müfessirler şöyle bir şey söylüyor. Diyorlar ki inne kureyşen talabet minar resul sallallahu aleyhi ve sellem en ya'bud alehetuhum seneten. Kureyş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan kendi ilahlarına bir sene ibadet etmesini istiyorlar. Ve ya'budu ilahahu seneden. Efendimiz onların da aynı şekilde Allah Celle Celaluhu'ya yani Efendimizin iman etmiş olduğu Allah'a da bir sene ibadet etmeyi istiyorlar. Efendimiz bunun üzerine onlara şöyle bir cevap veriyor. Maazallah. Ben Allah Azze ve Celle'ye sığınırım. En nuşrike billahi şey'en. Yani ona herhangi bir şeyi ortak koşmaktan ben Allah azze ve celle'ye sığınırım. Bunun üzerine Fakalu o müşrikler efendimize dedi ki: "Festelim, teslim ol ba'de alihetina." Madem hepsine teslim olmuyorsun, o zaman ilahlarımızın bazısına teslim ol. Yani bazısına inan bari. Nusaddik ke böyle yap ki biz de seni tasdik edelim. Biz de sana inanalım. Ve na'bud ilahake ve senin ilahına kulluk edelim, ibadet edelim ve bunun üzerine fenezeleti sure bu sure indi. Fakat Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz aleyhissalatu vesselam erkenden ilel mescidil harami mescidi harama Kabe-i Muazzama'ya gitti. Orada da müşrikler, onların ileri gelenleri oradaydı. Fakama ala ruusihim efendimiz aleyhissalatu vesselam onların başına dikildi. Fakara aleyhim ve hemen Allah Azza ve celle'nin o emrini yerine getirdi. Ayetin başında ilk ayetin başında kul dedi ya emretti efendimize. Ey habibim git ve onlara bu şekilde söyle. Efendimiz de Aleyhissalatu vesselam hemen çıkıp onlar Kabe-i Muazzama'nın orada oturuyorken meclislerindeyken efendimiz onların başına dikildi ve onlara bu sureyi okudu. Bu sure çünkü hem şimdi bu teklifinizi kabul edemem, gelecekte de kabul edemem. Hiçbir şekilde kabul edemem manasını barındırdığından dolayı feye isu Ne yaptılar? O müşrikler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan tamamen ümitlerini kestiler ve artık ümit kesildikten sonra eziyetler başlıyor. Yani bütün tekliflerle gittiler, anlaşma yoluna varmak istediler. Artık bu sure o bütün kapıları kapattıktan sonra artık işkenceler başlıyor. Ve azevhu efendimiz Aleyhisselatu vesselam'a bu sefer eziyet etmeye başladılar davasından dönsün diye. Ve azeu ashabehu ve ashab-ı kirama da aynı şekilde eziyet etmeye başladılar. Yasir bin Ammarlar, Hazreti Ammarlar Bilal-i Habeşiler ondan sonra ne olmaya başladı işte İşkence görmeye başladılar. E tabi en sonunda galip olan ne oldu? Allah Azze ve Celle'nin davası olmuş oldu. Nasıl ki kıyamete dek bu şekilde olacak. İşte وَفِي قَوْلِهِ قُلْ ilk ayette bulunan kul ifadesiyle yani de söyle ey habibim ifadesi de ne vardır delilun ala ennehu me'murun bi min indillah. Burada ne vardır? Allah azze ve celle tarafından me'murdur emredilmiş. Burada işte bunu anlıyoruz. Ve hitabu sallallahu aleyhi ve sellem laf, bi lafz, ya eyyuhel kafirun ve Efendimiz ve Vesselam'ın onlara ''Ey kafirler'' diye hitap etmesi yani ''Ya eyyuhel kafirun'' demesi ve onları küfre nispet etmesi yani inkara nispet etmesi neye delildir? ''Delilun ala ennehu mahrusun min indillah'' Henüz İslamiyet baştayken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, zahiren güçsüzken onlara böyle bir hitapta bulunması ne gösteriyor? Gösteriyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah azza ve celle tarafından korunuyor. Onun tarafından mahrustur. Fehu huve la yubali bihim. Onların ne diyeceklerine aldırış etmeden efendimiz Aleyhissalatu vesselam sırf Allah azza ve celle'ye güvenerek müşriklerin bir nevi arasına dalıyor. O bütün ileri gelenler Kureyş kabilesinin Mekke-i Mükerreme'de bulunan bütün ailelerin mesela güçlüleri, kuvvetlilerinin arasında onların arasına girip başlarına dikilip onlara ne hitabında bulunuyor? Ya eyyuhel kafirun hitabında bulunuyor. Ey inkarcılar, ey kafirler. Onlar da kendilerine göre hak olan e, dava onların inancı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, onun davası batıl diye inandıklarından dolayı işte bu söz onların ağırlarına gitmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buna aldırış etmeden sırf Allah Azze ve Celle tarafından korunduğunu bildiği için, ona tevekkül ettiği için, ona güvendiği için la yubali hiç aldırış etmiyordu onlara ve la bi ve onun onların o zorbalıklarına aldırış etmiyordu. İkinci ayette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara dedi ki ben sizin taptıklarınıza tapmıyorum. Üçüncü ayette ise ve la entum abidun ma a'bud. Ve la entum Sizler de ibadet edecek değilsiniz. Ma a'budu benim ibadet ettiğime. Yani ben sizin ibadet ettiğiniz o putlara tapmayacağım. Sizler de benim ibadet etmiş olduğum, benim kulluk etmiş olduğum Allah azze ve celle'ye tapmak zorunda değilsiniz. Ey ve la entum ya ma'şara'l müşrikine. Ey müşrik topluluğu siz değilsiniz. Ne değilsiniz? Abidune ilahi el hak. Hak olan benim Rabbime kulluk etmek zorunda değilsiniz. Ellezî a'buduhu o ilah ki ben kendisine kulluk ediyorum. O da kimdir? Ve huvallahu vahdehu tek olan Allah azza ve celle'dir. Fe ene a'budur rahman. Ben Rahman olan Allah azza ve celle'ye ibadet ediyorum. Ama ve entum ta'budun el awsana. Sizler ise kime ibadet, kime kulluk ediyorsunuz? Taşlara ve putlara ibadet ediyorsunuz. Dördüncü ayette ikinci ve üçüncü ayetin tekrarı oluyor dördüncü ve beşinci ayet. Yani ikinci ve üçüncü ayetin vermiş olduğu manayı üçüncü, e, dördüncü ve beşinci ayet aynı şekilde veriyor. Yani onun tekrarı mahiyetinde. Neden? Müfessirler diyor ki bu ikinci ve üçüncü ayette yani ben sizin taptığınıza tapmıyorum. Sizler de benim taptığıma tapmak zorunda değilsiniz. Tapmayabilirsiniz. Bunu iki kere tekrar etmiş oluyor ayet-i celile. Sanki ilk tekrar şimdi yani şimdiki zamanı kastediyor. Ben şimdi sizin tapmış olduğunuz şeylere tapmam sizler de benim ibadet ettiğim, kulluk ettiğim Allah azze ve celle'ye tapmak zorunda değilsiniz. İkinci tekrar ise gelecekte de böyle bir şey söz konusu değildir. Bunu ifade etmek için yani bir kere de ne yapıyor? O tekliflerini kestirip atıyor. Rabbul Alemin. İşte dördüncü ayette de yine aynı şekilde. Ve la ene ma Ben sizin kulluk ettiğiniz, ibadet ettiğiniz o taşlara kulluk etmem. Ben beriyim bundan. Beşinci ayette. Ve la entum abidune a'budu. Ve la entum Sizler de kulluk edecek değilsiniz. Ma a'budu kime? Benim kulluk ettiğime. Ki o da Allah Azze ve Celle'dir. Yani ne şimdiki zamanda ne de gelecek zamanda böyle bir şey mümkün değildir. İşte 6. ayette en son ayette Allah azza ve celle buyuruyor ki lekum sizin içindir dinikum dininiz ve din benim dinim de banadır. Yani sizin dininiz size benim dinim banadır. Bu ne demek oluyor? Yani lekum şirkukum yani sizin içinde bulunmuş olduğunuz o şirk sizedir. Veliye et ve tevhidde tek olan Allah Azze ve Celle'ye inanmak da banadır demek istiyor. Ve hâzâ gayetun fit teberru'i min ibadetil Bu inkarcıların, müşriklerin e, ibadet etme teklifinden beri olma hususunda bir red mahiyetindedir. Yani en son ki 6. ayet. Lekum dinukum veliyedin. Yani sizin yaptığınız size, benim yaptığım da banadır. Artık yani birbirimizle hiçbir ilişkimiz yoktur. Yani kesinlikle bundan sonraki süreçte bana bu tür tekliflerle gelmeyin. Ben sizlerden beriyim. Benim hiçbir şekilde sizinle alakam yoktur. Kafirun suresinin tefsirinin de sonuna geldik. Kafirun suresinden sonra Suretun Nasr, Nasr suresi gelmektedir. Nasır suresi Medine döneminde inen surelerdendir. Üç ayetten oluşmaktadır. Adını ilk ayette geçen Nasır kelimesinden almıştır. Nasır yardım etmek e, demek. Burada bu surede Efendimiz Ali Sattu ve Selam'ın Mekke'yi feth etme müjdesi bulunmaktadır. Burada hiye tetahaddesu bu sure neyden bahsediyor? ifade ettiğimiz gibi an fethi, Mekke fethi Mekke Mekke'nin fethinden bahsediyor. Ellezî o Mekke'nin fethi ki azze Müslümanlar o fetih ile saygınlık kazandı. Ve enteşerel İslamu fil ceziretil arabiye Arap yarım adasında o İslamiyet yayıldı o fetihle beraber. Ve takallemet azfaru şirki ve dalal o şirk ve sapkınlık e, sapkınlığın tırnakları ne olmuş oldu? Kesildi. Yani sapkınlık ve o şirk e, ortadan kalkmış oldu. وَبُهُ مُب۪ين> وَبُهُ مُب۪ين> beraber, ve bi fethil mubin ve bu mübin olan fetihle beraber dehelen nasu fi dinillahi Allah azza ve celle'nin dinine girdiler. Ve ertefaat rayetul ve İslam sancağı ne olmuş oldu? Yükseldi, dalgalandı. Ve mahallet milletul asnami Put dini ne olmuş oldu yok olmuş oldu ve Allah azze ve jalle ve kan el ikbârı bi fethi Mekke'te kabl evkûrhi Mekkenin fethi henüz olmadan önce ayetle haber verilmesi min azhari delaili ala sidqi nubuâtîhi Efendimiz Aleyhi Salatu ve selamın peygamberliğinin hak olduğuna doğru olduğuna delalet eden en açık mucizelerden bir tanesidir. İşte ilk ayette Allah Azze ve Celle buyuruyor ki اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ Hitap burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yine mana nedir? اِذَا جَاءَ Geldiği vakit ne geldiği vakit? Nasrullah, Allah Azze ve Celle'nin yardımı. Bir de hemen akibinde vel fethu, bir de fetih geldiği vakit. Devamında zaten geleceğiz. Mana, اِذَا نَسَرَكَ اللّٰهُ Ey Habibim Allah Azze ve Celle sana yardım ettiği vakit kime karşılık? Ala e'daike senin düşmanlarına karşılık. Bir de ve fetaha aleyke Mekke'te ve şehirlerin anası diye tabir edilen Ummel Kura diye tabir edilen Mekke-i Mükerreme'yi de fethettiği vakit, fethini sana müyesser kıldığı vakit o zaman ne olacak? Zaten gelecek Rabbini tesbih et diyecek Rabbul Alemin. İşte burada vel ihbaru bi fethi Mekke'te Henüz Mekke-i Mükerreme'nin fethi gerçekleşmeden önce Rabbimiz Zülcelal Hazretleri efendimize onun fethedileceğini müjdeliyor. İhbarun bil gaybi aslında gayipten haber veriyor burada efendimize. Fehuve min a'lamin nubuveti bu peygamberliğin aslında a'lamından yani göstergelerindendir. Yani mucizelerindendir. İkinci ayette Rabbul Alemin devamında şöyle buyuruyor. Bir de vara eyten nase insanları gördüğün vakit yedhulune fi dinillahi efvacen yani sana yardım geldiği vakit ve fetih müyesser olduğu vakit ve ondan sonra insanları böyle grup grup cemaat cemaat Allah'ın dinine gir, girdiğini gördüğüm vakit üçüncü ayette Rabbimiz buyuracak ki fesebbih hamdi rabbike Rabbini hamd ile onu ne yap? Tesbih et diyecek. İşte bu ikinci ayetin tefsiriyle tefsirinde şöyle buyuruluyor. Ey ve ra'eytel arabe yedhulune fil ve ne zaman ki Arapların İslam'a girdiğini görürsen cemaatin cemaatin böyle toplu halde min gayri harbin ve la kitalin savaşsız bir şekilde li ennehu ba'de fethi Mekke'te neden öyle diyor Rabbul Alemin? Çünkü Mekke'nin fethinden sonra saretil arabu te'ti min aktaril ardi ta'iaten kendi istekleriyle farklı farklı yerlerden, ülkelerden, şehirlerden artık akın ediyorlar, geliyorlar İslamiyet'e giriyorlar. İbn Kesir rahimehullah diyor ki: İnne ahya el Arabi Arapların kabileleri, nahiyeleri, diyelim ki şehirleri kanet tantaziru fetha Mekke'te. Mekke'nin fethini bekliyorlar idi. Yakuluna diyorlardı ki: İnne e, in ala kavmihi fehuve nebiyun. Diyorlardı ki onlar henüz böyle e, iman etmemişlerdi. Böyle dışarıdan gözlemliyorlar. Eğer bu yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kastediyorlar. Eğer kavmine karşı üstün gelirse kazanırsa o peygamberdir. Felemma fetahallahu aleyhi Mekke'te. Nasıl ki Mekke'nin fethi müyesser oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethetti. Dehalu fi dinillahi efvacen. Ne yaptılar? Cemaat cemaat akın akın Allah azza ve celle'nin dinine girdiler. Felem tam senetani hatta istawthaqat ceziretul arabi imanen. İki sene geçmedi ki Arap yarım adası hepsi ne olmuş oldu? Allah efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a iman etti. Müslüman olmuş oldular. Ve lem yabqa fi sa'iri qabailil arabi Arap kabilelerinin diğer geriye kalanlardan kalanlarından da hiç kimse kalmadı ki illa muzhirun lil İslami. Hepsi ne yaptı? İslam'ını apacık Müslüman olduğunu izhar etmiş oldular, ortaya koymuş oldular. İşte Üçüncü ayette Rabbimiz Zülcelal Hazretleri buyuruyor ki eğer sana yardım gelip düşmanlarına karşı yardım geldiği zaman ve fetih müyesser olduğu zaman ve o oh, o zaman insanların cemaat cemaat Allah'ın dinine girdiğini görürsen Fesebbih o zaman tesbih et bihamdi rabbike Rabbini hamd ederek yani fesebbih rabbike Rabbini tesbih et ve azzimhu onu yücelt ne ile bihamdihi ala hadihi ni'ami sana bu şekilde bahşetmiş olduğu o nimetlerin karşılığında ona hamd ederek ne yap tesbih et ve şkurhu ala ma min minen ala al düşmanlarına karşı sana vermiş olduğu yapmış olduğu o yardıma karşılık ona teşekkür et. Bir de aynı şekilde sadece düşmanlarına karşı olan o yardım mı? Hayır. Bir de ve biladi ve islamil ibadi. O insanların cemaat cemaat Müslüman olmaları, onların Müslüman olup İslam'a girmeleri ve Mekke'nin fethinden dolayı da sana bu şekilde iyilikte bulunan Allah azze ve celle'ye şükret. Başka ne yap? Ayetin devamında vestağfirhu. Bir de ondan mağfiret dile. Yani ey utlub minhul mağfirete leke ve li Seni ve ümmetini bağışlaması için ondan mağfiret, bağışlanma talep et. Neden? İnnehu şüphesiz ki o Allah Azza ve celle kâne Tevvaba. Tövbeleri çokça kabul edendir. İnnehu celle ve alâ kesir azimur rahmeti bi ibadihi'l mu'minin mümin olan kullarına merhameti büyüktür onların tövbesini çokça kabul edendir. Şimdi bu sure başta da ifade ettiğimiz gibi Mekke'nin fethini haber veriyordu Allah Azze ve Celle. Aslında burada bir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aslında vefat haberi de var. İmam Bukhari rivayet ediyor. İbn Abbas radıyallahu teala anhumadan rivayet ediyor. Diyor ki Hz. İbn Abbas, "Kana Umaru yudkhiluni ma'a ashyahi Bedir." O Bedir'in büyükleri, o Bedir savaşına katılan eshabın ileri gelenlerin meclislerine beni alıp götürüyordu Hz. Ömer. Hz. Abdullah İbn Abbas diyor. Hz. Abdullah İbn Abbas ilmiyle meşhur, hani büyük müfessir İslam alimlerinden yaşı küçük olmasına rağmen yine Hz. Ömer onun görüşlerini önem gösteriyordu. Onun görüşlerine, e, onun görüşlerini benimsiyordu. Dolayısıyla ilim meclislerine de tutup kendisini götürüyordu. Hz. Abdullah İbn Abbas kendisi anlatıyor. Diyor ki Hz. Ömer beni alıp götürüyordu. فَكَاَنَّ بَعْدَهُمْ وَجَدَ ف۪ي نَفْسِهِ Yani hani burada beni küçük gördüler. Ondan dolayı فَقَالَ لِمَ تُدْخِلُ هَذَ مَعَنَا Hz. Ömer'e diyorlar ki hani sen bunu niye meclise getiriyorsun? وَلَنَا أَبْنَاُنْ مِثْلُهُ onun yaşında bizim çocuğumuz var. Sen niye getiriyorsun bizim meclisimize onu? Fakale Hazreti Ömer diyor ki İnnehum men alimtum. Hani siz onun kim olduğunu göreceksiniz. Hazreti Ömer radıyallahu teala an ondaki o cevheri biliyor. Onun nasıl büyük bir alim olduğunu, nasıl büyük bir ilme sahip olduğunu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duasına nasıl mazhar olduğumu, Allahümme fakihhu fid din, onu dinde fakih kıl, onu dinde anlayışlı kıl duasına mazhar olduğundan dolayı e, nasıl büyük bir alim olacağını ileride bildiğinden dolayı ve henüz o yaşındayken bile ayeti celilelere, surelere nasıl baktığını, e, nasıl tefsir ettiğini bildiği için onun için oradaki ashab-ı kirama diyor ki hani kim olduğunu bileceksiniz. Fedaani Hazreti Abdullah İbn Abbas diyor ki beni çağırdı bir gün ve beni o meclise kendiyle beraber götürdü. Fema raitu ennehu daani illa liyuriyahum. Sanki diyor beni o gün çağırmasının sebebi e, ilmi konumumu onlara göstermek içindi diyor. Fakala Ömer Hazreti Ömer etrafında bulunan o ashab-ı kirama dedi ki: "Ma takulun fi kavlillahi teala izaa jaa nasrullahi vel fetih." Allah azze ve celle'nin "İza ca'ana Nasrullahü vel fetih" ayetiyle ilgili ne diyorsunuz? Yani bunun tefsiriyle ilgili e, ne beyan buyurursunuz? Fakale ba'duhum onlardan bazısı dedi ki: "Umirna bi en nahmudallaha ve Allah azze ve celle ya hamd ve ona istiğfar etmek ile emr olunduk biz bu surede. Doğru mu doğru? İza nasarana ve fetah aleyna, Biz yardım görüp ve Mekke fethedildiği zaman, bize Mekke'nin fethini müyesser kıldığı zaman ona hamd edip ve ona istiğfar etmemiz emri olunuyor. Doğru mu? Doğru. Ve sekete ba'duhum bazıları da sustu. Cevap vermedi. Bir şey demedi. Ve Hazreti Ömer, Hazreti İbn Abbas anlatmaya devam ediyor. Diyor bana döndü o cemaatin içinde ilim meclisi. fakareli bana dedi ki, Ekeza tekuli İbn Abbas. Ey Abbas'ın oğlu sen ne diyorsun? Sen de öyle mi diyorsun? Onların dediği gibi mi tefsir ediyorsun? Hazreti Abdullah İbni Abbas dedi ki, La dedi, hayır. Peki ne buyurursun, ne diyorsun sen bu sure hakkında? Hazreti Ömer soruyor ona. Kultu Hazreti İbn Abbas radıyallahu ta'ala anhuma buyurdu ki huve ecelu Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Aslında bu Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ecelini bildiriyor. Yani vaktin artık dolduğunu, vefat haberini bildiriyor. Alemehu e iyyahu Allah celle celaluhu yani görünüşte hani Mekke'nin fethini müjdeliyor. Size ne zaman ki sana yardım geldi, Mekke'nin fethi müjdelendi, insanlar cemaat cemaat Allah'ın dinine e, girdi. O zaman sen Allah'ı hamd ile tesbih et ve ona istiğfar et. Yani zahiren mana bu olsa da Mekke'nin fethini ihbar etmiş olsa da Hz. İbn Abbas diyor ki aslında bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatının bir haberidir bu sure. Fekale ve şöyle devam ediyor Abdullah İbn Abbas Hazretleri şöyle tefsir ediyor. İza caa nasrullah ve'l fethu Allah azza ve celle'nin yardımı gelip fetih müyesser olduğu vakit fezalike alametu ecelike ey habibim bu senin işte ecelinin alametidir, nişanesidir, göstergesidir. O halde ömrünün son demini fesbih bihamdi rabbike Rabbini hamd ile tesbih et ve estagfirhu ve ona istiğfar et innehu kana tawwaba. Hazreti Ömer radıyallahu anhu dedi ki Vallahi ma minha illa ma Ben bu sureden senin dediğinin dışında başka bir şey bilmiyorum dedi. İşte Hazreti Abdullah İbni Abbas radıyallahu ta'ala anhumanın bu şekilde ayetlere, surelere de yaklaşımını Hazreti Ömer göstermiş oldu. Onu, onun ilmi konumunu oradaki ashab-ı kirama göstermiş oldu. İşte de Hazreti Ayşe validemiz buyuruyor ki Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam yuktiru fi ahiri emrihi ömrünün sonunda şu tesbihleri sıkça yapardı. Subhanallahi ve bihamdihi estagfirullah ve etubu ileyhi. Böylelikle Nasır suresinin tefsirinin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde inşallah Tebbet suresinin tefsirinden devam edeceğiz. Ve ahiru da'wana enil hamdulillahi rabbil alamin.